tek bir şey yapıyorum. Sadece minyatür yapıyorum. Bu adam burada minyatür yapıyor demeleri tam 15 yılımı aldı. Bu benim yapabileceğim en büyük şaheserim oldu dediğim zaman herhalde o gün artık hayatımın son günüdür. Çağdaş minyatür sanatçısıyım. Daha tercihim çok İzmir çağdaş minyatür sanatçısı olmak şekliyle kendimi tanıtmaktır. Yaklaşık 35 yıldır İzmir'de bu minyatür sanatını icra ediyorum. Aslen İran kökenliyim ben. 1984'te Türkiye'ye geldim. Sadece Türkiye'den geçiyordum ama bir şekilde burada kaldım ve üniversite, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü okudum. Ve ondan sonra bu süre içerisinde, bu 30 yıl içerisinde profesyonel minyatürcü olarak işime devam ettim. İlk başta ben minyatürü aileden öğrendim. Ailemle yaparken, abim yaparken, babam yaparken oradan öğrendim. Ama Türkiye'ye geldiğimde benim için üniversite öğrenciyken bir şekilde bu işi yaparsam bana bir katkısı olur maddi açısından. İlk gelen insanlar gelip geçiyorlardı, bakıyorlar bu adam ne yapıyor, ne ediyor, ne satıyor falan diye. Bu adam burada minyatür yapıyor demeleri tam 15 yılımı aldı. O dönemde bana gelen turistler, hediyelik eşya dükkanları benim esas gelirimi sağlayan kişilerdi. Fakat İzmir içerisinde o dönemde öyleydi. Ama şu anda çok ciddi bir ilgi var. Sadece İzmir için, Türkiye için de aynı şey diyebilirim. Fakat İzmir'de belli bir seviyeye kadar herkes minyatürü bilir, ilgilenir ve beni tanıyan da epey vardır. Minyatür resim sanat dallarından bir tanesidir. Gelenek sanatlar içerisinde yer alıyor. Bir anlatım sanatıdır. Yani minyatür çerçevesinde siz her şeyi anlatabilirsiniz. Bir doğu sanatıdır. Kökeni bu Çin'den gelmişti. Daha sonra Hindistan, İran'da, İran'dan Türkiye gelmiş. Ama Türk sanatı olarak ve Türk kültürünü en iyi şekilde anlatan bir sanattır. Tarih boyunca bütün yapılan tarihi olaylar hepsi minyatür diliyle anlatmıştır. Çok sade bir dildir, çok yalın bir dildir. Ve çok izleyicisine çok yakın bir gerçek boyutta bir şeysi vardır, bir bağı vardır. Minyatür sanatı bir süsleme sanatı değildir. Benim görüşüme göre minyatür sanatı ta mağara zamanında, ilk insanlar zamanında o gün yaşadığı en önemli olay bir ateş bulmak veya bir av sahnesi nasıl duvarla çizmişse, kayalarda falan hala eserleri vardır. Aynı teknikle, aynı bakış açısıyla minyatür bugün vardır. Yani minyatür tarihi o kadar geçmiştir. Ve o kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ki hiçbir zaman deforme olmamıştır. Minyatür sanatı içerisinde hiç dala ayrılmıyor. Çünkü o kadar geniş bir olanak size sağlıyor ki. Mesela siz bir binayı çizerken aynı anda binanın arkasını da çizebilirsiniz veya binanın içindeki olan biten bir olayı bile aynı sahne üzerine anlatabilirsiniz. Bunu başka hiçbir sanat dalında yok. Ama minyatürün tek bir zayıf noktası vardır. Birçok farklı nedenlerden dolayı gereken şekli kendisini toplumlara tanıtamamıştır ve sahip olduğu kabiliyeti anlatamamıştır. Sayısız sergilerim oldu. İlk sergimi 1995 Ankara Uluslararası Fuar'da başladığımı hatırlıyorum. İlk oydu. Ama benim buna içerisinde çok özel sergilerim oldu. Bir tanesi mesela Dışişleri Bakanlığı beni Amerika, Chicago'da davet etti. Orada açtığım sergiyi ve onun devamındaki birçok farklı ülkelerde, farklı şehirlerde sergiler. Ama benim en çok istediğim şeyi, arzu ettiğim şeyi İzmir'in minyatürlerini yapmak ve İzmir'i minyatür diliyle anlatmaktır. Tüm meslekler önce meslektir. Daha sonra o meslek sanata dönüşür. O meslekte bir noktaya geliyorsunuz ki
O güne kadar kimse yapmadığı bir şey yapmak istiyorsunuz. O zaman siz kendi işinize sanat kısmına geçiyorsunuz. Bu bütün meslekler için geçerli olduğu için minyatür de onlardan bir tanesi. Minyatür siz önce bir mesleki olarak öğreniyorsunuz. Kurallarını, fırçayı kullanımı, kağıdını, malzemelerini hepsini kullanmasını öğreniyorsunuz. Ondan sonra siz o dilde anlatmaya başlıyorsunuz. Nasıl anlatıyorsunuz? Hayal gücünüzü, olan şeyi seni kimse düşünemedi ve sadece size ait olan bir düşünceyi kağıt üzerine nakşediyorsunuz, çiziyorsunuz ve o sizin sanatınız oluyor. Saat Kulesi hepimiz bildiğimiz gibi İzmir'in sembollerinden ama burada bu sembolü ben biraz daha farklı bir şekilde kullanmak istedim. Şöyle ki, şuradaki çeşmelere baktığınızda görünen 3 tane çeşmeyi görüyoruz burada. Bu 3 çeşmenin kubbelerin üstündeki şeyi biraz değiştirerek 3 İzmir'de yaşayan önemli dinlere mensup olarak değiştirdim. Müslümanlık, Yahudilik ve Hristiyanlık. Biz hepimiz aynı çeşmeden su içiyoruz. Bu dine mensup olan insanlar barış içerisinde ve sevgi, saygı içerisinde beraber yaşıyoruz. Burada bakarsınız Yahudi tip insanlar görürsünüz, Müslümanlı tipler var, Hristiyan tipler var, Levantenler var. Farklı farklı kesim insanlar vardır. Ve gökyüzünde bizi koruyan, dolaşan, saat etrafında dolaşan Yahudilik melekler var. Müslümanlıklar var, Hristiyanlık melekler var. Bu İzmir'in havası, İzmir'de yaşayan insanların aurası, böyle bir ortam bize yaratmıyor. Kimse burada hangi dine mensubu olduğunu, hangi şeyi hiç sormaz, şey yapmaz. Ve bu İzmir'in sembolü, Saat Kulesi ve hepimiz aynı çeşmeden, aynı suyu kullanıyoruz. Bence çok anlamlı bir anlatım şekli olmuş Saat Kulesi için. Şimdi klasik bir minyatürden bahsettiğiniz zaman çok ince fırçalar, çok ince boyalar, sulu boya, guaj gibi boyalar kullanılıyor. Çok kolay bir şekilde siz bunları temin edebilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili benim yazdığım veya benim de işte bazı sanatçı arkadaşa yazdığı temel kitaplar var. Veya kurslar var. Bu belediyenin kursları var, farklı kurumların kursları vardır. Ve burada üniversitede mezun olan veya benim gibi alaylı olan çok iyi ustalar vardır, hocalar var. Minyatürü temelde onlardan öğrenmek mümkün. Ve çok masraflı bir sanat dalı değildir. Mesela bir karton düşünün. Bu kartonu bir çerçeveciden bir şey için alırsınız belki 3 lira, 5 lira, 10 lira. Ama üzerine yaptığınız bir eser, bir çalışma, o 10 liralık kartonu siz 100 bin lira bir değerine getirebiliyorsunuz bir eser halinde. Ve dünyada zannetmiyorum bir metrekarelik bir arsa bulursunuz ki değeri mesela o kadar olsa veya çok çok daha fazla. Malzeme önemlidir ama malzemeden çok daha önemlisi sizin buradaki olan ve buradaki olan şeydir. Kalbiniz ve yüreğinizdeki ve aklınızdaki olan o hayal gücü. Eğer biz çocukken, gençken sanat eğitimi alırsak, büyüdüğümüz zaman, mühendis olduğumuz zaman hayal gücümüzle, mühendisliğimizle farklı buluşlara, farklı icatlara bize ivme kazandırır, bize sağlar. Öbür türlü mühendisiz sadece mühendislik dalımızı tamiratını tazim ve o işi yürütmeye şey kalır. Hayal gücü olmadıktan sonra hiçbir toplum gelişmez. Uzun yıllar ben 25 yıl Kemeraltı içerisinde benim iş yerim var. Hep şunu düşünüyorum ki ben Kemeraltı için, İzmir için minyatür babında ne yapabilirim şey istedim. Ve bir proje geliştirdim. Projede 101 Kemeraltı olsun, efsanesi olsun. Yani Kemeraltı efsane olmuş kişi. Esasında bunun devamı da olacak ama şimdilik sadece bu 101 binayı. Onları seçtik. Çok değerli birkaç mimar arkadaşım minyatür eğitimi verdim onlara ve onları minyatür terzi bir çizimlerini yaptılar. İzmir dışında, Türkiye dışında birçok sanatçı başvuru yaptı. Aşağı yukarı bir 2,5 yıllık bir proje oldu. Çok büyük bir deneyim oldu, çok büyük bir kazanç oldu. İzmir için çok büyük bir deneyim ve kazanç oldu. Dersem ki, evet bu benim yapabileceğim en büyük şaheserim oldu dediğim zaman herhalde o gün artık hayatımın son günüdür.
Çünkü öyle bir şey yoktur. Ben buraya kadar yaptım. Bugün, yarın o artık sanat değil. Yani bir nevi sanattır ama eğer yarın onun biraz ötesini yaparsam yeni bir sanat olur. Ve benden sonraki yapacak arkadaşlar da aynı şekilde benim yaptığım noktaya kadar ilerisini götürebilirlerse sanat olur. Hep benim yaptığım noktasına kadar gelirlerse, geçmezlerse onun yaptığı sanat değil, ona zanattır yapıyorlar. Ben tek bir şey yapıyorum. Sadece minyatür yapıyorum. Ve minyatürün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve kendi minyatürümle. Başkasınınki değil.